Yeter artık yeter dedi Beyaz Uçar. Herkes yeter Serkan, yeter diyor. Ya. Serkan Tokat'a yönelik tepkisi vardı. Yıllar önce Sergen Yalçın'ın frikini elle kesen ve penaltı vermeyen Metin Tokat'ın yeğeni olduğunu. Ya yani Van, Van, Van'da, Van'daki o dedi yeğeni maç yani. Evet. Van'daki maç. O maçı hatırlat. Hemen o penaltı pozisyonunu getirdi yönetmenimiz Özgür Akay ekrana. Bakalım o pozisyonu 18. dakikada Beşiktaş hatağında Salih Dursun ceza alanında yerde kaldı. Maçına Kemal şans alan tereddütsüz beyaz noktaya doğru yürüdü. Penaltıyı verdi. Salih Uçan'a yönelik yapılan hareket sonrasında. Şimdi bakıyoruz. Tekrarına da bakıyoruz sevgili izleyenler. Her açıdan pozisyonu kontrol edelim. Salih Uçan'ın dengesi bozuluyor ve yere düşüyor gördüğümüz o şu anda. Ama bu müdahale dengesini bozmak için yeterli mi? Var. Serkan Tokat bu pozisyonda neden? Var incelemesi için maçın hakemi Ali Şansanan'ı davet etti. Cem Hocam ne dersiniz? Pozisyon her açıdan geliyor ekranlara. Var'da hakeme gösterilen açıları da şu anda ya, yani izliyoruz. Sivaslı Zeynice oyuncu atılan topta e, Salih'ten kaçmaya gayret etmesine rağmen bir bozuyor Salih'i. Ha burada tartışırsın içeride midir dışarıda mısın ona bakarsın ama Salih'i bir bozuyor o topa giderken? Ee, i̇çeride mi dışarıda mı diye uzun süre bu maçıdan izlettiler hakemi. İçeride karar i̇çeride karar... sonra yakın çekime geçip penaltı mı değil miye baktı sanırım hakem. Anladığım o benim görüntülerden Gökhan Hoca. Öyle bir pozisyon ki Ali Şansan o kadar yakın pozisyona. Direkt tereddütsüz yani görüş açısında açısı açısını Gökhan, oyuncu şey ya, da yok. O açı... Pozisyonu da çok uzakta bak dikkat et. Tam düşerken çok uzakta kalmış hocam, ya. Hocam bak bak bak. bak. bak ama o açıdan göremezdi. Şu, şu açıda önünde kimse canım. yok hocam. Bak tamam yok. Yani yok Mesela yani. mes bak uzak ama bir anda zaten şey gibi e, görüyor pozisyonu. Gördüğü için tereddütsüz veriyor. Bak Salih'in bir kalkışı var, penaltıyı yani penaltıyı kullanacağız diye kalkıyor. Peki Serkan Tokat sen ne gördün de bunu şey yaptın ya? Yani, yani ne gördün? Salih kendini atması lazım. Salih'in kendini atması için de bir temas olmaması lazım. Ama temas var. Temas var yani Serkan Tokat Ali Şansalan bu kadar kararı vermişken Kesinlikle sen ne gördüğünde çağırdın var. niye davet ediyorsun vara yani niye karıştırıyorsun ortalığı ben onu anlamıyorum yani burada karar verilmiş hakem net bir şekilde görmüş vermiş hiç i̇şte tereddüt de yok. etmiyor yani tereddütü tereddütü de göre çalıyor gayet net veriyor Hiç gecbe Sonra... de yok yani daha salih yere tam düşmeden ya. neredeyse varayken düdüğü çalıyor peraltı veriyor o kadar emin yani kendinden. İnanılmaz bir şey yani bunu konuşacaklardır işte Salih attı kendini der ha atabilir de ama o teması aldı zaten vuruyor yani oyuncu dengesini bozuyor Salih. Yani penaltı pozisyonu es geçmemek lazım ama bunu söylerken bakın şunu da unutmamak lazım Sivas Spor bugün iyi mücadele etti maçı hak etti kazandı rakibine Kesinlikle. fazla pozisyon vermedi. Ee, Derli hani burada takım olmuş Sivas Spor işte... gerçekten. E, Fe, e, Sayın Feyyaz Uçar böyle diyor. Yani diyor ya işte hakemler bizi bırakır ama bu takıma da takıma da bakın hocam biraz. Hakem tamam. Hakem burada yanlış. Adana Demir maçında da yanlış da e, siz takımdan memnun musunuz oyundan? Oyunu konuşmayacağız dedi. Bu hakemle ilgili konuşacağız dedi Feyaz. E Zaten Yağar. oyunu konuşacak bir tarafı yok. Oyun yok zaten. Bu arada Fernando Santos da 2 haftadır hakkımız yeniyor. Açıklamasını Başladı. yapmış yayıncı kuruluşa. Hocadan da Var. Ya şu... İşte geçen hafta verilmeyen penaltı, bu hafta verilen ama iptal edilen penaltı Feyyaz Uçar'da dediği gibi Beşiktaş camiasını üzdü. Hocam mentalite şu oluyor esasında. Bakıyorsun ikinci araya aynı kadroyla başlıyorsun bir şekilde. Sonra genç bir oyuncu alıyorsun işte. Demirel'e geç kalıyorsun. Genç bir oyuncu alıyorsun yerine. Aynı şekilde Yakup Arda'yı. peşine ikinci oyuncu değişikliği. Gene gençlik. Cenk Tosun'u çıkarıyorsun. Mustafa İkimoğlu'nu alıyorsun. bu sefer diyorsun gençlere ağırlık veriyorum. Ya bu görüntü yapmaktan başka bir şey gelmiyor bana. Ondan sonra da çıkıp bu demeci veriyorsun. İşte iki olarak hakkımız yeniyor doğru. Yani bence Adana Maç, Demirspor maçındaki şey de penaltı, Hı -hı. bu maçtaki de yüzdeyiz penaltı. Kim ne derse desin. Yüzdeyiz. Santos'un açıklamaları Beşiktaş teknik direktörü eee rakamlarda üstünlük ama maça çok kötü başladık. Gerçekten çok kötü başladık. 10-15 dakika gerçekten çok kötüydük. Sonrasında maça bir şekilde bağlandık. Rakibe de golü biz verdik. İkinci yarı gerçekten istediklerimizi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik diyor. Fernando Santos bu arada Beşiktaş kafilesi Sivas BG Grup 4 Eylül stadyumundan ayrılıyor. Kar yağışı da var. Yoğun bir kar yağışı var. Sivas'ta onu belirtelim. Canlı görüntüler ekranlarınızda ve şimdi de Kadıköy'den görüntüler ekranlarınıza geldi. Ee, Hocanın hakemlere yönelik de tepkisi olduğunu belirtelim. Bir kez daha Sivas'tan Beşiktaş takım otobüsünün ayrılış anını paylaşıyoruz sizlerle. Yine altını çizerek belirtelim. Burası Sivas. Siyah beyaz takımı taşıyan kafile de Sivas'tan ayrıldı. Geçen hafta Raşistan'ın pozisyonu penaltıydı. Hakem vermedi. Rakip saliye çarpıyor. Net penaltı var. Vardan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. İki hafta üst üste... Hakkımız yendi. Bu doğru değil diyor. Fernando Santos işte açıklaması ekranlara da geldi. Ee, hocanın da tepkisi var. Fernando Santos'un Cem Hocam. Ya, hocanın da tepkisi var. Tamam da yani e, sahi de bir konuşmak lazım. ya yani, yani geldiğinden beri e, bence hocanın oturup bir e, Beşiktaş takımının neden bu kadar e, son 3-4 haftada bu kadar sıkıntılar çektiğini, sahanın içerisindeki ee, bir türlü sağ dizilişi, oyuncuların seçimleri, e, oyuncuların e, hoca ne yapmak istiyor, ne oynamak istiyor? Yani rakibi ileride tutup, rakibe e, mümkün olduğu kadar ileride basmak mı istiyor, set oyunu mu istiyor? Yani e, Beşiktaş'ı seyrettiğiniz zaman e, nasıl bir oyun planı var, nasıl bir oyun stratejisi var? Bir türlü bize bir e, teknik adam takımı olarak bize bir sinyal vermiyor hocacığım. Ki biz bir Fernando Santos'u buraya gelirken de hep beraber konuştuk. O otoriter bir kişi, Beşiktaş'a böyle bir teknik adam gerekiyor gibi laflar da döndürdük. Fakat uygulamada maalesef sıkıntılar var Cüneyt. Ya ben hocanın şu ana kadar uygulamasını sağdan hem oyuncu değişikliği belki eli de dar. Ona da bir şey demiyorum. Yani ama yani bu takım nereye kadar dip yapacak? Bir de o da soru işareti. Bu takım buraya kadar, yani nereye kadar dip yapacak ve bu takım dip yaptıktan sonra sizinle beraber nasıl bir ivme yapılacak, ivme yapacak ve karşısında nasıl bir refleks göstereceksiniz ve hangi oyuncular alınacak? E, bu planlama nasıl olacak? Yani Beşiktaş taraftar bunu merak ediyor. Dört tane ta hoca değişmiş. E, oyuncularda bir şevki yok. E, taraftar da diyor ki e, tamam da oyuncular sizsiniz, e, hocalar değişiyor, e, sizde bir şey yok, e, oynamıyorsunuz, formanın hakkını vermiyorsunuz. Taraftar böyle bakıyor. E, dolayısıyla Beşiktaş'ın işleri zor. Beşiktaş'ın e, bir reçeteyi, planlamayı e, Feyyaz Uçar da söyledi zaten. E, Futbol Federasyonu'na da e, aynı zamanda yönetime de bir sunum gidecek ama... Bu sunumun içerisinde neler var? Takım hı hı. planlaması çok önemli. Yani hakemler evet kabul ediyorum. Her takım bugün bakın e, ligdeki 19-20 tane takım herkes kendisine yapılan e, hatalarla ilgili harika sunumlar yapabilir. En rahat sunumları da Beşiktaş e, özellikle de e, hata görmüş takımlar e, harika sunumlar yaparlar hakemler hakkında. Peki takımlar ne oluyor? Futbol ne oluyor? Sahamın içerisinde no. şey ne oluyor? Ya Beşiktaş'ı seyrederken e i̇nsan sıkılıyor mesela bugün. Abi ne olacak? Oyun yok. E oradan oraya geçiyor oyun. Yanlamasını oynuyorsun. Yani e veri yüzde yetmiş bir var. E bu veri yani çok önemli bir veri değil bana göre. Şimdi Beşiktaş taraftarından çok sayıda tepki geliyor. Fernando Santos'un bu arada açıklamaları devam ediyor. Yönetime ve Samet Hoca'ya güveniyorum. İlla bir şeyler olacaktır. <laughs> Trabzonspor maçı da bir hafta var. İyi hazırlanmak zorundayız. O maç çok önemli. İlk düdükten son düdüğe kadar oyun içinde kalmalıyız. Bu şekilde maça kötü başlamamalıyız. Bir haftamız var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz." diyor Fernando Santos. Yönetime ve Samet Hoca'ya güveniyorum derken transfer mesajı mıydı bu? Bugün mesela gençleri oyuna sürmesi acaba bir transfer mesajı mıydı yönetim? Sonuçta şu verdi demiş. Transfere ihtiyacım evet. var. Güveniyorum. Herhalde bana transfer sözü var der ki yani seçimden önce de zaten söylemişlerdi onu. Biz problemleri biliyoruz. O problemleri çözeceğiz. Her türlü imkanımız hazır. Çözümlerimiz de hazır demişlerdi. şimdi Sayın Santos da aynı şeyi söylüyor. Yani yönetime ve Samet Hoca'ya güveniyorum. İlla ki bu maça çıkarken söylenen birkaç oyuncu alınacaktır diye düşünüyor. Genç oyuncuları bazen böyle kurnazlık yaparsın. Yani genç oyuncu sokarsın. Bak gençlerle oynuyorum falan gibi ama kadroda da enteresan mesela. Bugün ben bir şekilde Rebiç'i oyuna sokacağını düşündüm. Eğer sen bugün Rebiç'i oynatmıyorsan teşekkür edersin. Elini sıkarsın. Evet. Buyur bir takım bul dersin. Yani sen bir sıfır mağlupsun. Rebiç elinde sen dediğin gibi niye aldın öyle Rebiç'i? Rebiç'i bu maçta sokmuyorsan oyuna teşekkür edip hemen vedalaşman lazım. Yani bu saatten sonra ben Rebiç'in yerinde olsam ben de istemem kalmayı. E zaten yönetim de istemiyor büyük ihtimal Rebiç'in kalmasını. Yoksa bir şeyler olurdu konuşulurdu illaki. Ama bu gelinen ortamda Mesela Rebic gidecek oyunculardan bir tanesi belli. Bunun yanında gene karar vermeleri lazım. Yani Gezzalla devam edecek misin, etmeyecek misin? Yani olsa bir sorun, Salih olmasa bir sorun. Salih'le, Cenk'le yapacağım mı, yani yapmayacağım yapmayacağım mı, yapmayacağım mı? Yani yapmayacağım mı, yapmayacağım Artık her şeyi çözmen lazım. boşlukları var ki bunlar sahaya sirayet ediyor tabii. Oyuncular kendi aralarında konuşuyor. Ya o onu alıyor, bu bunu alıyor. Bizde hala mukavele yapılmadı gibi bu söylemler dönüyordur takımın içinde muhakkak. Hocam oturursun, konuşursun belli bir noktaya gidersin veya dersin ki biz anlaşamıyoruz dersin. O da bir çözümdür esasında. Biz anlaşamıyoruz dersin. Çünkü bu saatten sonra senin önünde gerçekçi hedefin kupa kazanmak istiyorsun bu sene bir Türkiye kupası var değil mi? Türkiye kupasında da çekebileceğin en zor rakibi çekmişim bence. Antalya'da Antalya Spor'la Sergen Hoca'nın takımıyla oynayacaksın. Çok zor bir maça gidiyorsun.